Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kavşakta dönüş yapan tırdan kaçarken refüje çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Nevşehir-Gülşehir Karayolu depolar mevkiinde meydana geldi. Patates depolarına tarım işçisi taşıyan Yunus Y'nin kullandığı 50 ABL 544 plakalı minibüs kavşakta dönüş yapan sürücü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarpmamak için ani manevra yapınca refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Yunus Y ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle birlikte polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tır sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı. Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcudan 6'sının kimlikleri henüz tespit edilemedi. 40 yaralıdan 24'ünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcudan 6'sının kimlikleri henüz tespit edilemedi. 40 yaralıdan 24'ünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Malatya-Kayseri Karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada İstanbul'dan Van'a gitmekte olan Selim Ağa idaresindeki 44AK-213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi ölürken 24'ü ağır 40 kişi yaralandı. Yaralıların bir bölümü devrilen otobüsün altından çıkartıldı. Cesetler parçalandığı için ölen 7 kişiden 6'sının kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi. Kaza sırasında araçta 2 şoför, 1 muavin ve 44 yolcu olduğu belirtildi. Yaralılar ilk etapta Gürün, Pınarbaşı ve Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kazaya yağmurun nedeniyle kayganlaşan yolun sebep olduğu düşünülüyor. Kış mevsimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde Nevşehir'de havalar bozdu. Nevşehir'de vatandaşların gözü kulağı meteorolojiden gelecek haberlere çevrildi. Kış mevsimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde Nevşehir'de havalar bozdu. Nevşehir'de vatandaşların gözü kulağı meteorolojiden gelecek haberlere çevrilmişti. Pazar sabahı insanlar çok bulutlu ve soğuk hava ile güne uyandı. Tahminlere göre gün içerisinde il genelinde yağmur bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri havanın tekrardan güneşli olacağı, çarşamba günü ise sağanak yağmurun yeniden kendini göstereceği belirtiliyor. İsrail-Hamas çatışması petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken ilk zam haberi geldi. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor. İsrail-Hamas çatışması petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken ilk zam haberi geldi. Motorine pazartesiyi salıya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor. Fiyatlarda yaşanan hızlı yükselişin sebebi olarak ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın bölgeye yayılabileceği endişelerinin yükselmesi öne çıkıyor. Motorine son olarak 7 Ekim'de 2,90 kuruş indirim yapılmıştı. Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında 22 yaşındaki erkek cesedi bulunmuştu. Gencin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgilere göre Kayseri Develi yolu yeni sanayi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin OD olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. OD'nin cansız bedeni incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Develi Doktor Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri gencin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Nevşehir iş dünyasına duyurulur. Tesla arsa arıyor, büyük fabrikalar kuracak. İş sahası ve fabrika alanındaki yetersizlikten dolayı büyük sıkıntılar çeken Nevşehir'e gün doğdu. Şehrin önde gelen iş adamları ve siyasileri bu fırsatı iyi değerlendirirse şehrin gelişmesi kat ve kat artabilir. Tesla'nın sahibi Elon Musk, Türkiye'deki yatırım planlarını genişletme kararı aldı. Musk'ın Türkiye'den arsa almayı planladığı bilgisi gündeme geldi. Kulislerdeki bilgilere göre Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yatırım için yarıştığı ifade edilirken, yatırımı Türkiye'ye gelmesi durumunda farklı illerde yer alan uygun araziler araştırılıyor. Seçenekler arasında en muhtemel olanın ise daha önce Volkswagen'in yatırım planında yer alan Manisa'daki büyük arazi olduğu düşünülüyor. Dünya genelinde 6 fabrikası bulunan Tesla'nın yatırımını nereye ve nasıl yapacağını en geç yıl sonuna kadar netleştirmesi öngörülüyor. Bunun için ise Nevşehir'den uygun arsalar verilmesi halinde yatırımın buraya geleceği dile getiriliyor. Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra şehrin sembollerinden olan 35 metre yükseklikteki esere çıkan şahıs ekipleri zor anlar yaşattı. Olay gece yarısı E90 karayolu Nevşehir-Ankara kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre aşırı alkol aldıktan sonra E90 karayoluna çıkan YA isimli bir şahıs ışıkta bekleyen araçların önüne atlayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ardından kavşakta bulunan ve 35 metre yükseklikteki şehrin sembollerinden olan eserin üzerine tırmanan YA herkesin yüreğini ağzına getirdi. Eserin en tepesine kadar çıkan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir yandan şahsı inmesi için ikna etmeye çalışırken öte yandan yolda güvenlik önlemleri aldı. 112 acil yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği olayda Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ise şahsın düşmesi ve atlaması ihtimali üzerine şişme yatak açarak güvenliği sağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı indirmeye ikna edebilmek için uzun süre dil dökerken aşağı inmeyi bir türlü kabul etmeyen alkollü vatandaş sigarasını da yakarak eserin üzerinde kimi zaman uzanıp yattı, kimi zaman da oturup keyif çattı. Onlarca görevli şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Bir süre sonra aşağı inmeyi kabul eden şahıs itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni marifetiyle aşağı indirildi. Kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen YA bu kez de aşağıda görevlilere zorluk çıkardı. Polis memurlarını kovan ve kimsenin kendisine dokunmasını istemeyen YA polisin sabırlı müdahalesiyle araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Polis merkez amiri var ya. Başkomiser var. Aha. Allah'a emanet olun.
Hocam neden çıktın oraya? Kim? Dur ben galiba aradım. Tekrar demiştim. Dur bir dakika. Hemen geleceğim biri. Saadet. 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 Ben korktum. Çekmeyin kardeşim ya. Çekmeyin. Ben de sizden dava doğru. Tamam. Bir dakika durayım. Tamam oturacağım. Efendim misin? Efendim misin? Efendim ben oturacağım. Bırak benim ayağını. Çek benden geri git. Geri git. Tamam benden geri git. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.